Haziran 2018, Alman borsalarını analiz edeceğim. HDAX'ı analiz edeceğim. HDAX'da DAX, MDAX ve TecDAX indekslerinin toplamı bulunuyor. Ortalama 100 hisse bulunuyor HDAX'da. Burada gördüğünüz gibi 100 hisseyi şimdi tek tek analiz edeceğim. Böylece haftalık analiz nasıl yapılıyor onu göreceksiniz. Ya da herhangi bir indekse büyük olmayan bir ülke, örneğin Türkiye için Borsa İstanbul'da böyle analiz edebilirsiniz. Ya da herhangi bir yatırım yapmak istediğiniz başka ülkeye ya da sektör varsa aynı şekilde bu türden analizler yapabilirsiniz. Şimdi HDAX komponentinde bulunan hisseleri önüme listeledim. Bunun üstünde tek tek grafikte analiz yapacağım. Alarmlar ekleyeceğim. Burada kullandığım 13 ve 22 birimlik ortalamalar. Çünkü aylık ve haftalık chartlar arasında çok değiştirme yapacağım için sürekli değiştirmek istemiyorum onu. Onun için 13 ve 22 kullanıyorum. 13 bir senenin dörtte biri, 22 de bir senenin ortalama dörtte ikisi gibi bir şey. Haftalık grafikte, aylık grafikte 13 yarım sene, 22 de ortalama bir seneyi denk gelmekte. Şimdi baştan aylık grafikleri, haftalık grafiklere bakalım. Aryal Bankası'na bakayım. İlk başta geriye gidiyorum. Yani bir tabloya böyle geriye çıkıp bakılır gibi. Aylık grafikte büyük bir alan göstermeye çalışıyorum. Bu hisse önemli destek noktalarına gelmiş. Çok iyi görünüyor benim için. Başkasına geçelim. Adidas'a bakalım. Burada sadece Zetra dersek daha kolaylık olur arama açısından. German aylık grafikte yukarı doğru trendi var. İyi trendi. Aylık trendi yavaşlamaya başlamış. Haftalık trende bakalım. Aylık trendi yavaşlamaya başladığını gördük. Haftalıkta da görünüyor. Yavaşlamaya başladı. Uzun dönemli bir kanal oluşturmuş. ...2017'den şimdiye bu kanal için hareket etmiş. Bunun geçmesi durumunda 52 haftalık en yüksek yeri de burası. Yukarı doğru çıkma ihtimali var. 215, yani şuraya 215,50 noktasına bir alert koyacağım. Daha sonra Atva. Aylık grafiğe bakalım. Geri gelmiş oluyoruz. Büyük resim nasıl görünüyor? Burası önemli bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Ama yatay gidiyor. Çok ilginç değil.
Airbus'a bakalım. Bizim için ilginç olan grafikler şöyle grafikler. Trend güçlü. Trend güçlü olunca breakout stratejilerini kullanıyoruz. Haftalık grafiğe geçelim. Önemli yeri geçmiş. Günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte de önemli yeri geçmiş ve büyük işlem hacmiyle geçmiş. Şuralarda böyle çıktığını düşünürsek 101 noktasına falan gelirse alınabilir bu. Şimdi altına geldiğinde alım yapacağız. Ha, alım değil de pardon, altına geldiğinde bana alarm göstersin. 101'in altına böylece alabileyim bu hisseyi. Haberim olsun. 101 şuralar oluyor. Buralara geldiğinde tekrar alabilirim. Ama trend güçlü olduğu için oraya gelmesi biraz zor olabilir. Günlük grafikte de trend burada da yükseliyor. Bunun tabii etkisi de çok. Son günlerin yüksek volümlü bir yukarı çıkış. Airbus iyi görünüyor. İyi o gördüklerimizi ekleyelim. Bu günlük grafik geri çekilip bir geriden bakayım tekrar. Aylık grafiği nasıl? Bu da yatay gidiyor. Burada divergence olmuş. Divergence demek ayrışma yani. Bu yukarı çıkarken indikatör, nakdi indikatörü aşağıya inmiş. Bu da divergence için güzel bir örnek. Haftalık olarak baksak, pardon, aylık grafiğe bakıyoruz. Önemli destek noktasında aylık grafiği. Bu hissenin önemli destek noktasında olduğunu görüyoruz. Şurada. Şu anda ilginç görünmedi bana. Allianz aylık grafikte iyi görünmekte. Yukarı doğru çıkıyor. Yavaşlamaya başlamış ama. Trendi. Haftalık grafikte bunun üstüne çıkması lazım. Şöyle bölge olarak işaretleyelim.
Buradaki en üst noktayı geçmesini bekleyeceğiz. Orası 206,85 oluyor. Buradan aylık grafiğe geçelim. Birkaç adım geriye gidelim. Yani bir tabloya geriden bakmak gibi. Bu güzel bir hisse değil. Hemen geçiyoruz hisse hoşumuza gitmiyorsa. Bu da öyle ilerleyen bir hisse değil. Bir sene içinde gördüğünüz gibi hiçbir ilerleyişi olmamış. Axel Doğan Grubu gibi yayın alanında basınla ilgili bir şirket. Tekrar aylık grafikte geriye gidiyoruz. 3 senelik grafik bu. 10 senelik grafik yukarı görünmekte ama tabii çok yatağa gittiği olmuş. Şu anda trendi yavaşlamış. Buna da şöyle yapalım. 1 seneye gidelim. 1 sene içinde en yüksek olan nokta burası. O da 74,40. 74. Geçmesi durumunda bize alarm versin. Axel Springer BASF'a bakalım. Aylık grafiğe gidiyoruz. Son bir seneye bakayım. Son 3 seneye. 10 seneye. Ya çok yatay giden bir hisse görünümünde. Daha sonra Bayır'a bakıyoruz. Bayağı da yatay gidiyor. Yok. Bu güzel bir hisse. Yukarı doğru giden bir trend. Haftalık grafiğe gidelim. Aylığa tekrar gidip trend yukarı doğru. Haftalık biraz yavaşlama göstermiş ama tekrar çıkıyor. Günlüğe bakalım. Aşağı doğru büyük bir volüm olmuş ama daha sonra orada kalmış. Burası önemli bir nokta çünkü çok işlem olmuş burada. Bu hisse alınabilir. Bir senelik
baktığımızda trend aşağıya doğru düzelmeye başlıyor ama burada da breakout ya da az riskli burada da girilebilir. Breakout derken yani close 70 nok 72 78.20'ye ekleyelim. Bayerstoff. Yatay görünmekte. 3 senelik yatay. 10 senelik baktığımızda yukarı doğru çıkmakta önemli noktası neresi? Şurası önemli nokta görünmekte. Yani şuraya şöyle bir çizgi çizebiliriz. Bunu geçmesi durumunda yukarı doğru çıkması potansiyeli var. Burada 102 alert koyalım. Aylık grafiğe geçelim. 10 senelik bakalım. Daha da geniş bakabiliyormuşuz. Yani öyle çok bir ilerleme görmüyorum. BMB yatay gitmekte. Uzun dönem yatay gitmekte. Brentak yatay gitmekte. Cancom güzel. Haftalık nasılmış? Haftalık da güzel görünmekte. Burada alınabilecek hisselerden. Günlüğe bakalım. Günlük bu bölgede yatay gittiğini görüyoruz. Bunun işte
Bunun üstüne çıkması aslında iyi. Bu 105.2 diyelim. Buraya ekleyelim. Karzeis de iyi görünmekte. Haftalığa bakalım. Haftalık da iyi görünmekte. Günlük yatay gidiyor. Buradan da görebiliyoruz. Yani trend azalıyor. Çok büyük bir volüm olmuş son gün. Pardon, bu saatlik. Günlüğe geçelim. Burada da aynı çok büyük bir volüm olmuş. Ama aşağıya doğru gitmemiş. Yani bunun ...62.05'te alert versin bize. Bu da güzel. Carl's Eels AFX2. Geriye gidelim. Bir seneliğe bakalım aşağıya doğru. 3 senelik aşağıya. Son zamanda aşağıya doğru. 10 seneliğe bakalım. Senelikte daha çok şey görünüyor tabii ama aşağılarda ilerlediğini görüyoruz. Bunun şu noktanın üstüne çıkması iyi olur ama. Ona da bakmak lazım. 13.94 diyelim. Ne zaman çıkar o noktaya? Bayağı bir şeyin iyileşmesi lazım oraya çıkması için. Evet, bu güzel bir hisse. Son zamanda ama kötüleşmiş. Burada bir alert koyacağız sadece. Altmış 30'un üstünde. Bize alert gelsin.
Dün bakalım. 3 senelik. 1 senelik. 1 senelik. Burada bir ilerleyiş yok zaten. Bu noktanın üstüne çıkması belki iyi olacak ama ta 4 senedir, 3 senedir o noktada. %257,40'ın üstüne çıkması durumunda. Tekrar bakılabilir. Bunun gibi analizlerinizi yapıyorsunuz, not ediyorsunuz, almak istediğinizi alıyorsunuz, gözetlemek istediğiniz için de notlar alıyorsunuz. Alarmlar kuruyorsunuz. Bunun gibi analizlerinizi yapabilirsiniz. Ben bunu devam edeceğim. Daha sonra sonuç olarak videoyu yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.